Sevgili Gerçek TV izleyicileri, ben yayını saat 16.30'da diye bekliyorum. 16.30'da yayını yapacağım diye. Gülşah uyarmasa, İshak da yayına gelmemiş olsa farkında değilim. Yani 16 diye bekliyorum. Hepinizden kocaman özür diliyorum. Dalmışım arkadaşlar. Haberlerin içerisinde resmen kaybolmuş. Bugün açık açık tehdit etti. Destek yoksa ekmek yok. Herkesten özür diliyorum öncelikle onu söyleyeyim. Murat Sancak neden İmamoğlu'na üstü kapalı destek verdi? İstanbul'da 9 ankete göre kim önde? Bebeklerini 100 bin liraya satıyorlar. Alanlar neden alıyorlar? Bunları konuşacağız. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, bağımsız belediye başkanı İshak Akbay. Aynı zamanda da arkadaşım. Uzun süredir yayını alacağım derken seçim bittikten sonra yayını alırsak bir anlamı kalmayacaktı. Bugün yayını aldık ve önce onunla başlayalım. Çünkü 16.30 demiştim. Bir 10 dakika kendisiyle konuşacağız ve ondan sonra da yayınımıza devam edeceğiz. İshak merhaba. Şu Sesin anda yok. geliyor. Sesim Tamam. geliyor mu hala şu an? Ha, bekliyorum. Geldi, Telefon geldi. geldi. Ben bu arada telefondan giriyorum. Telefon gelince meşgule almak zorunda kaldım. Özür diliyorum. Ali abici, ben tam saatinde buradaydım. Dakik bir insanım, onu belirteyim. Saat 16.25'te tam Ya buradaydım. gördüm seni, diyorum ki 16.30'da yayın alacaktım. Niye buradasın ki diye. Yani ya kusura bakmayın. İshak, hemen bir Estağfurullah, estağfurullah. şeyini Tamam. söyleyeceğim. Hay hay. İstanbul gibi bir kentte, yani 16 milyon, kimilerine göre 17, 18, 19, 20'ye kadar biliyor herkes. Evet. Dünyanın en büyük Evet. metropol kentlerinden bir tanesinde bağımsız aday olmak, yani seçim kazanma şansın yok. Diyebilirsin ki ya ben seçimi kazanırım, ama gerçekçi olmak açısından söyleyeceğim. Neden aday oldun? Ne mesaj vermek istiyorsun? Bu seçim dönemi nasıl geçiyor, adaylık sürecin? Evet, seni tanıyalım lütfen. Öncelikle hepiniz sevgiyle selamlıyorum. Hala bugün konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Değerli kanalımızın izleyicilerine de sevgiyle. Ben İshak Akbay olarak, evet, bütün bu bahsettiğiniz şeylerin farkındayım. Realist olmak gerekirse evet. Lakin hani derler ya, karanlığa kızacağını bir ışık da sen yak diye. Bir ışık yaktık Ali abi, öyle yola çıktık. Şimdi beni tanıyan birisi olarak background'ım İshak Akbay 78 doğumlu. İstanbul Üniversitesi Halk İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Ve 95 yılından beri profesyonel sunucu ve şarkıcı olarak çalışıyorum. Her türlü siyasi partinin de programlarını sunmuş, onların içinde yer almış birisiyim. Aslında siyaseti bu kadar, aslında hem içinde hem dışında birisi olarak bir anda neden böyle bir işe soyundum? Hani yürek mi yedim? Böyle 18 milyonluk, 20 milyonluk bir şehrin başkan adayı olmak gerçekten yürek yemekle eşdeğer. Fakat arkamda koskoca Kuzey Kafkas halkları var. Ona binaen, Kafkaslar biliyorsun Ali abi, cesurdur, savaşçıdır. Ben de yıllardır sahnedeydim. Bundan yaklaşık 3 ay önce bir telefon aldım. Kurucusunun çoğunluğu Kuzey Kafkas kökenli değerli hemşehrilerin soydaşlarından oluşan Çoğulcu Demokrasi Partisi beni böyle bir göreve layık görmüşler. Ben önce ne yalan söyleyeyim, reddettim ve garipsedim öncelikle. Kabullenemedim, hani kendimi siyasetin içinde göremedim. Sonrasında başımı yastığa koyup da düşündüğümde, evet, kötüler hep seslerini yükselttikçe iyiler susmaya ve pusmaya devam ediyorlar. O yüzden bizlerin de artık şöyle bir arz endam etme zamanı geldi dedim. Çünkü hakikaten iki taraftan da, sağdan da soldan da bizleri ya kuruma ya İmamoğlu'na mecbur bırakan zihniyete karşıyız biz. Neden alternatifler de olmasın, neden farklı sesler ve farklı renkler de olmasın diye buna binaen yola çıktık. Ve artık bizler biraz da hani bu sistemin ürettiği partilerin dışında çeşitli politikalar yapıyoruz. Sebebi de şu, bizler maalesef hani abi, dilleri kaybolmakta olan, kültürleri kaybolmakta olan bir halkın mensuplarıyız. Kuzey Kafkas halkı olarak Türkiye'de yaklaşık 5 milyona yakın değerli hemşehrim, kardeşim, soydaşım yaşıyor. Lakin dilimiz kayboluyor ve bu kimsenin umurunda değil. Bugüne kadar sağdan da soldan da bütün partilerden de Çerkez kökenli bir sürü milletvekilleri, bakanlar vesaire oldu ama onlar yine hani amiyane tabirle patronun sesi oldular. Ya da başlarında kim varsa o ne demişse onu yaptılar. Onun dışına çıkamadılar. Biz özgür politikalar üretmek için yola çıkmış bir parti mensubu olarak bağımsız adayım. Yani İshak, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaysın ama bir anlamda Çerkezler dedin. Ya buradan bakınca, ya bu ülkenin
Çerkezlerin atıyorum yani kimler Lazların atıyorum zaten Kürtler bir siyasal hareket olarak oldukça etken Türkiye'de ne kadar millet varsa bu coğrafyada herkes kendi adayını mı çıkarsın? Önümüzdeki 20 yıl sonra da belki 10 yıl içerisinde de Suriyeliler çıkaracak büyük ihtimalle. Ya da Afganlılar çıkaracak. Yani bu ülkede bir millet olamayacak mıyız? Hemen söyleyeyim Ali abi, şayet şunu ifade edeyim öncelikle. Şayet diliniz kayboluyor, kültürünüz kayboluyor ve buna da kimse sesini çıkarmıyorsa elbette ki herkesin sesini çıkarma hakkı var. Demokrasi bunu gerektirmiyor zaten. Demokrasi inşa etmeye çalışıyoruz bütün renkleriyle. Eğer hepimiz varsak, hepimiz birlikteyken demokrasi ve birlikte yaşamanın, millet olmanın kültür içerisinde olacaksak, varlığı içerisinde olacaksak herkesin sesinin çıkması lazım ve bütün renklerin yaşaması lazım. Bizler evet kurucularımız ağırlıklı Çerkezler ama içimizde Lazlar da var. İçimizde Azeriler de var. Dolayısıyla biz bütün renklerden yanayız. Evet ben bir Kafkas kökenli Çerkezim ama ben Alevi kardeşlerimden de oy alacağım. Kürt kardeşlerimden de oy alacağım. Öyle bir şey yok. Sadece Çerkezlerden oy alacağım diye bir şey yok Ali abi. Herkesin oyuna talibiz. Herkesin. Yani bu sistemden bıkmış, renklerin, kültürlerin, dillerin ve halkların kardeşliğine inanan bütün insanların en doğal hakkı olan ana dillerini konuşmaya, ana sütü gibi tertemiz, helal ana dillerini konuşmaya konuşması hakkı olduğuna inanan insanlar el ele gönül gönüle yola çıktık. Şimdi Ali abi geçtiğimiz Güzel, günlerde siz de güzel, siyaset güzel. çok... Ne diyeceğim? Tamam. Yani bir yana siyasal talepleriniz olabilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Demokrasi var. Herkes kendisini ifade edebilir. Bir genel seçim olsaydı bir taraftan anlayışla karşılayabilirdim. Ama bu yerel seçim kardeşim ben İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğim. Bana ne onun etnik kimliğinden, inancından, bölgesel kimliğinden, memleketinden. Yani ben kenti seçecek, İstanbul'u yönetecek birini seçiyorum. Sen şimdi ben bunların adayım dediğin anda ya da ben böyleyim işte beni layık görmüşler, aday olarak çıkarmışlar, sesimizi de duyurmak istiyoruz dediğimizde yani şimdi İstanbul'da 70 tane farklı etnik kimliğin adayı mı olacak ve İstanbul'u yönetme talebinden mi bulunacaklar? Hani genel seçim olsa anlayacağım da belediye başkanlığı ne alaka? Gerçekten anlayamadığım için soruyorum. Takdir edersiniz ki abi İstanbul kültürlerin, renklerin buluştuğu bütün dinlere, dillere ev sahipliği yapan bir şehir. Aslında ben artık ülke olarak nitelendiriyorum. İstanbul bir ülke adeta. 20 milyona yakın nüfusu olan. Ben de aslında kendi içinde taşıdığım renkleriyle partimizin logosu olan bütün bu hani renklerin içinde olduğu herkesi kapsayan bir yapısı var. Evet kurucuların ağırlıkları Çerkez olabilir ama neticede biz biraz evvel ifade ettiğim gibi Kürt kültürünün de yaşaması önemli. Laz kültürünün de yaşaması son derece önemli. Şimdi geçtiğimiz günlerde örneğin Kafkas günleri yapıldı. Görmüşsünüzdür Ali abi Yenikapı'da. Sayın İmamoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Bütün STK'larımız bir araya geldi. Çerkezler, Abhazlar, Gürcüler, Lazlar, bütün Kafkas halkları bir aradaydı. O renkli ortamı görmenizi çok arzu ederdim. Muhteşem bir ortam oldu. Sayın İmamoğlu geldi ilk gün. Zaten oyununu da oynadı. Ha, bu arada ben ondan daha iyi oynuyorum, onu da belirteyim. Bazıların işine gelmesine de ben ondan daha güzel Çerkez oyunu oynuyorum. Dolayısıyla bunlar gitgide yok olmakta olan renkler. Neden bu renkler solsun ki? Birlikteysek daha renkli, daha güzel bir dünya, daha güzel bir şehir, daha güzel bir ülke yaratamaz mıyız el ele? Bunu savunuyorum. Halkların kardeşliğini savunuyorum. Dillerin kardeşliğini savunuyorum. Yoksa sadece bir kültüre angaje olmuş bir insan değilim. Ben evet bir Çerkezim ama bir dünya vatandaşıyım aynı zamanda. İçimde bütün renkleri taşıyorum. Bütün kültürlere de sonsuz saygı duyuyorum. Siyasetçi her şeyden evvel empati kurabilmeli. Bakın ben en iyi herhalde Kürtlerin halinden en iyi ben anlarım. Lazların halinden en iyi ben anlarım. Belki görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde Ali abi mecliste bir hadise yaşandı. Dünya Ana Dil Günü'nde. CHP milletvekili, şu an ismini hatırlayamayacağım, özür diliyorum kendisinden. Ana dilde konuşmak istedi, Lazca. Ve dedi ki, şu anda canlı yayınlanıyor bu program, Meclis TV'den anneciğim izleyecek. Anneme ana dilinde birkaç kelam etmek istiyorum dedi. Yani dedi ki, işte Lazca konuşmak istiyorum. Ama biliyorum ki mikrofonum da kapanacak dedi. Ve aynen dediği gibi oldu, Lazca başlarında kapandı. Ve ona en çok üzülenlerden birisi bendim. Çünkü damdan düşen anne, damdan düşen anlar. İstanbul'un renklerinin hepsi bende mevcut. Hepsi bizde mevcut ve bizler sağlam bir kadroyla İstanbul'u en renkli, en neşeli, en güzel hali yönetebileceğimize inandığımız için bu yola çıktık zaten. Anladım. Hemen o zaman sorayım. Bağımsız adaylığını açıkladığın günden beri İstanbul'da nasıl bir ilgi varsa A'da neler yapıyorsun ya da İstanbullular seni nasıl karşılıyor?
Valla gittiğiniz her yerde inanılmaz güzel bir karşılama var. En son geçen 4-5 gün evvel Kadıköy'de bir sokak röportajı yaptım. Yine ben eski kimliğime büründüm. Hala yani muhabir olarak çıktım. Dedim ki İmamoğlu mu kurum mu diye mikrofon uzattım. Hiç tanımadığım insanları Kadıköy meydanında, hatta onu bugün sosyal medyamda da paylaştım. Çok güzel bir video oldu. İnsanlar artık bıkmış. Her ikisinden de bıkmış. Sistemin dayattığı partilerden neden kardeşim onların dışında alternatif hiç mi yok mu diyen çok insan var. Ben de dedim ki işte alternatif aradığınız alternatif ayağınıza geldi diye broşürümü, afişimi çıkarıp kendileri takdim ettiğimde şok oldular. Çok da mutlu oldular. Çok güzel diyaloglar yaşıyoruz. Ha, biz bu süreçte hani abi daha çok PR'ımızı sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Sosyal medya ağırlıklı. Ufak tefek afiş broşür çalışmalarımız oldu ama diğerleri gibi kurum ya da İmamoğlu gibi şehri mahvetmedik hiçbir zaman. İmamoğlu da kurumda ciddi reklam bütçeleri hem devletten hem İstanbul bütçesinden ayırdıkları korkunç paralardan bahsediliyor. Yani bu paralar kimden geliyor kardeşim? Bir Allah'ın kulu da sorgulamıyor. Vatandaşlar olarak sorgulamamız lazım. Sizler gazeteciler olarak üzerine gitmeniz lazım. Bu paralar nereden geliyor? Bu yoğurdun, boldur nereden geliyor? İstanbul'da nereye baksak bir taraf bunun bir taraf İmamoğlu ve reklam bütçeleri sizin benim vergilerimden ve İstanbul'un ya da devletin kasasından karşılanıyor. Bir diğer tarafta Murat Kurumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar vesaire herkes el ele tutuşmuş Murat Kurumu. Yani insana demezler ki bir saniye ya sen bir cumhurbaşkanısın, 80-82 milyonda kucaklamakla mükellefsin. Partilere angaje olması, sadece bir adayı desteklemesi beni ciddi manada yoruyor, yıpratıyor ve üzüyor. Dolayısıyla biz bu tarafsızlığımızı koruyacağız. Herkese kapımız açık, her renge sahip çıkacağız. Temsil edilemeyen, yok olmakta olan herkesi inşallah kucaklayacağız. Bu anlamda içimizi bilen, bizi bilen insanlar evet bu aday bizim için uygun diyorlar zaten. Şükürler olsun geri dönüşte son derece güzel. İstanbul'u kirletmiyoruz, İstanbul'u mahvetmiyoruz. Seçim propagandası yaparak o sokakları leş haline getirmiyoruz. Her tarafta Yani bannerlar, afişler, evden mi insanlar. propaganda yürütüyorsunuz İshak? Hayır, sosyal medya ağırlıklı tabii ki sokağa da çıkıyoruz. Birebir insanlarla da STK ziyaretlerimiz oluyor. Face to face iletişimlerimiz oluyor. Elbette ki bunları da yapıyoruz. Ama bu kadar afiş broşür asla, zinhar karşıyım. Bunlar köhnemiş bir zihniyetin tezahürü yani. Artık Avrupa'da bu tür şeyler demode ve hani Avrupa'da İmamoğlu ya da kurum ortaya çıksa bu şartlarda herhalde Avrupalı der ki dur be kardeşim bu yoğurdun boldu nereden diye direkt mahkemeye verirler. Tıpkı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştım. Toblerone krizi gibi. Toblerone İsveç'te meydana gelen olayı biliyorsunuz Ali abi. Tekrar söylemeye gerek yok. Bir Toblerone krizi nerelere mal oluyor? Ama bizler, bizim siyasiler daha doğrusu hamuduyla götürürler. Öncelikle ne İmamoğlu ne de kurum İshak Akbay'a benim oyum demiş Emre Aynen, Göz. aynen. Sizin Sloganlarından birisi o, evet. sloganın mı? Aynen. Evet, sloganımız bu. Ne İmamoğlu ne kurum, İshak Akbay benim oyun. Son sözünü alayım lütfen İshak. Valla şöyle söyleyeyim Ali abi, kökü mazide olan bir ağaçıyım ben. Geçmişte evet mesleki olarak siyasete hiç bulaşmamış, şükürler olsun tertemiz kalmış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Hem Kafkasyam hem Türkiye'm için canımı verebilecek kadar da seviyorum. Her ikisi de benim için çok değerli, çok kutsal. Ve burada da ben bir Çerkez Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kültürlere, dillere bütün hoşgörümle, bütün saygı ve sevgimle kuşatmaya, İstanbul'u hak ettiği gibi sanatın başkenti İstanbul'a sanatçı bir başkan adayı olarak bu yola revan olduk. Umuyorum hakkımız hayırlı olur ve bizler Selçuk Kuşu misali ağzımızda bir gaga, bir damla suyla gagamızda taşımaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemiz devam edeceğiz. Artık bu düzene bir dur deme zamanı geldi Ali abi. Çerkezce İstanbullulara ne diyeceksin? Hey, after the desert, I've got the desert to Zoycher. Kodisi Gwakopas, İstanbul Şubsos, Yapaş, Zirin Bravham, Psalmi, Selam Gwakpe, Azoycher. Vütüptü Kıyhas, Ali Hamdi Yok Dağşeyiz, Misim Kodro, Dizere Ova, Dizapatu, Ham Kodre Kodre, Dizgeçi Yavago, Dizgeçi Yavago, Dizapatu, Dizgeçi Yavago, Diye Vey Vey Jitani, Ali Hamdi Asır, Dipiş, Vizin Şahat Han Kıvit. Oldu mu Ali abi, İshak. anladınız mı? Valla anladım. Selamlarını gönderdin herkese. Çok Öyle mi teşekkürler anlasaydım verdiğim yani? Anladın mı derken tabii ki var. anlamadım. Aynen. Bilmiyorum Aynen. sonuçta. Doğru. Doğru Ali abi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum İshak. Başarılar Ben diliyorum. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Görünüş Var olsun. olun Ali abi. Yolun Var açık olun. olsun.
Görüşmek Çok üzere. teşekkürler. Sevgili saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın. Sevgiler, Hoşça sağ kalın. olasın. Sevgili izleyiciler, İshak arkadaşım, önce onu söyleyeyim. Hem de bir taraftan da meslektaşım. Yani o gazetecilikte yaptı geçmişte, biliyorum İshak'ı. O açıdan yolu açık olsun. Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. Tabii ki şansı var mı derseniz, yok, realite açısından şansı yok. Ama farklı renklerin, farklı adayların sahada olmasını önemli ve değerli bulduğum